kişinin vesayet dönemi bitmiştir. Sizin için parti kurduk biz. Oyum da size değil mesela Ekrem Bey. Erdoğan bütün kabinesini gönderdi İstanbul'a. Tabii ki AK Parti'nin içerisindeki bozulmalar buna etken. İstanbul'u evet. Kurum alacak. Neye göre yapıyorsunuz bu yorumu? Boğa burcu. 40 günlük bebeğini satışa çıkan insanları gördü Türkiye. Partizanlık bitti bitti. Özgür Özel'i etiketleyip Eflak ve Boğdan'ı da al diye yazan da vardı. Kırmızı dalganın Anadolu'ya yayılmasıyla Erdoğan'ın yeni ve sivil anayasa umutları sönerken CHP 1977 yılından bu yana ilk kez birinci parti olarak seçimleri sonlandırdı. Türkiye ittifakı kazandı! Türkiye kazandı! Millet kazandı! Kazandı! Muhalif seçmen tarihi bir zaferle Erdoğan'ı sersemletirken seçimin diğer bir kazananı şüphesiz Erbakan oldu. Oylarını 14 Mayıs'a göre %100'ün üzerinde arttırmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuştu. Bu akşam Erdoğan'ın problemidir yeniden refah. Ama 2028'de laik cumhuriyetçilerin problemi olabilir. Fatih Erbakan liderliğinde seçime giren Yeniden Refah Partisi oyların %6'sını alarak seçimi 3. parti olarak tamamladı. Bir kere Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'ın siyasette beklemediğimiz ölçüde feraset sahibi olduğunu fark ettik. Birçoğumuzun okuyamadığı bir alanı okudu. AK Parti'ye ve MHP'ye de oy veren Cumhur İttifakı tabanından seçmenlerin şimdi bu partilerden uzaklaşırken kendilerine bir mecra aradıklarını fark ettiler. Ve bu bir toplumsal damar. Cumhur İttifakı'ndan siyaseten uzaklaşmışlar fakat kültürel olarak hala aynı alandalar. Kültürel ya da siyasal nedenlerle CHP'ye, CHP'nin ortağı diye gördükleri Saadet'e, Deva'ya, Geleceğe oy vermek istemiyorlar. Ve Fatih Erbakan bu toplumsal damarı ve cevheri tespit etti, keşfetti ve buranın partisi oldu. Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı ile kol kola giren Yeniden Refah, yerel seçimlere giderken Erdoğan'la yollarını ayırdı. Fakirlik arttı, yoksulluk arttı, açlık arttı. 20 bin lira açlık sınırının olduğu bir ülkede emekliye 10 bin lirayı reva göreceksin. Hatta seçim süresince Erdoğan'ın en sert muhaliflerinden birine dönüştü. Sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle, parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Selden gelen suya gider derler. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti yeni bir konjonktürle silinip gitmektir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. Miras yedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Bizim gölgemizde yürüyüp bize çelme takmaya çalışanlar istismarda da sınır tanımıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'dan Sinan Oğan olmasını bekliyormuş. Yani siz bize destek verdiniz, biz de size bir şeyler verdik. İmar, bunlar arazi. Bunlar belli güçler, belki bürokrasi de bir yerler. Erdoğan'a istediğini verselerdi bugün HDP öcü olmayacaktı. Belli ki Yeniden Refah da bu geleneğin yeni bir parçası olacak. Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Biz 6 ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık. İktidarın görevi millete sadaka, kömür, makarna, erzak dağıtmak değil. İktidarın görevi milletin yaşam kalitesini arttırmak, alım gücünü, refah seviyesini arttırmak. Ne kadar ambargolar uygulamaya kalksalar da milletimizin kalbine girmemize engel olamıyorlar. Önce Adnan Hoca ile başladılar. Fatih Erbakan'ın Adnan Hoca'nın müridi olduğu safsatasını döne döne yayınlıyorlar. Osmanlı Ocakları ve onların kurduğu Ocak Partisi birdenbire tam da Yeniden Refah Partisi'nin aday çıkardığı haftayı bularak gitti suç duyurusunda bulundu. Boşuna mı yani? Benim duyduğum kadarıyla yargıda bununla ilgili bir dosya hazırlığı da var. İkincisi FETÖ'cülük demiştim. İltisak gibi bir kavram üzerinden yahut akrabalık bağından FETÖ'cülük aramaya kalkarsan AK Parti'den kimseye sıra gelmez ya. AK Parti'den kafanı kaldıramaz. Gazze meselesinde AKP ve Cumhurbaşkanı ikiyüzlü bir siyaset uyguluyor. Özellikle kendi tabanını oluşturan ama radikal muhafazakarların bu konudan
Korkunç rahatsız. İftar sofrasındaki hurma bile İsrail'den geliyor. Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın etrafına çekilen dikenli teliler Türkiye'den gidiyor. Çelik gidiyor buradan ya. Ey troller, bizim şartlarımız belli. İsrail'le ticareti sonlandırdığını ilan etsin. Biz bugün İstanbul adayımızı çekmeye hazırız. Ya biz bunlara defalarca anlattık. Dedik ki bak milli görüş kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için. 1979'da Ankara'da dünyaya geldi. Muhammed Ali ismini alması ise babasının Muhammed Ali hayran anlığından kaynaklanıyor. Öyle ki efsanevi boksör, oğul Erbakan'ın doğumundan birkaç yıl önce Necmettin Erbakan'ın daveti üzerine İstanbul'a geliyor. Make a surprise and announcement to the world here from Turkey. I've talked with Wallace D. Muhammad, my spiritual leader. I want to start fighting for the Islamic cause and not fighting men. So I want to announce here today in Turkey that I am retired from boxing, and these same fists which I used to use to knock down men, I used to fight for the cause of Islam. Elektrik elektronik bölümünden mezun olan Erbakan, doktorasını da aynı bölümde tamamladı. Siyasi yolculuğuysa 90'ların sonunda Fazilet Partisi gençlik kollarına katılmasıyla başladı. Partinin kapatılmasının ardından Milli Görüş, Saadet Partisi çatısı altında toplansa da Erbakan'ın ölümünün ardından 2000 yılından sonra bir kez daha dağıldı. Siz kim? Erbakan Hoca'ya dil uzatmak kim? O da İsrail'le anlaşsaydı ölene kadar başbakan, cumhurbaşkanı olur. O dik durmayı seçti. Dik durmayı seçti. Saadet Partisi'nden ayrılan oğul Erbakan, 2018 Kasım'ında yeniden Refah Partisi'ni kurdu. İki parti arasındaki kan davası yargıya taşınmış, görülen davalar sonrası Saadet Partisi Genel Merkez binasını boşaltmak zorunda kalmıştı. Hodri Meydan, Hodri Meydan, Hodri Meydan diyen Erbakan hocamızın davasıdır. 1960'larda Milli Görüş hareketini başlatan Baba Erbakan'ın siyasi hayatı ise sayısız kriz, hapis cezaları, parti kapatmalar ve skandallarla dolu. Siz kim? Atatürk ilkeleri diye laf edip bizim karşımıza çıkmak kim? Hadi oradan, hadi, hadi, hadi. Ülke Çiller hükümetiyle tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşamış, Türk lirası dolar karşısında hızla değer kaybetmişti. Türkiye borç batağında sürüklenirken Erbakan yerel seçimlerden büyük bir başarıyla çıktı. Özellikle İstanbul'da kenar mahallelerden yarattığı seçmeni ise Türkiye'nin son 30 yıllık tarihine etkiledi. Ertesi yıl gerçekleşen genel seçimden birinci parti olarak çıkan Refah Partisi, Erbakan'ın laiklik karşıtı söylemleri nedeniyle ülkede sürekli gerilim nedeni oldu. Bunların laiklik dedikleri İslam düşmanlığı. Bu laiklik değil. Sen bir dakika ayakta durmak lazımdır diyorsun. Acaba Dalai Lama'nın dininden mi aldın bunu? Ben sana soruyor muyum, nereden getirdin? Erbakan'ın her açıklaması gazete manşetlerine yerleşirken 148 ton altın skandalı şüphesiz partinin sonunu getiren olaylardan biri oldu. Baba Erbakan, laikliğe aykırı davranmak, Atatürk'e hakaret ve İslam Devleti kurma suçlamasıyla dönemin sıkı yönetim mahkemelerince yargılandı. Yargıtay Başsavcılığınca açılan dava sonrası Refah Partisi kapatılmış, Erbakan'ın siyasi hayatı sona ermişti. Bu alınmış olan karar, bir kere daha ifade ediyorum, tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır. Bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar, o da Refah inancının tek başına iktidarı. Recai Kutan önderliğinde kurulan Fazilet Partisi ise Ağustos 2001'de kapatılmış, ancak kapatılmadan hemen önce parti içerisinde bir ayaklanma yaşanmıştı. Erdoğan'ı siyasi arenaya hazırlayan Baba Erbakan ihanetle sarsılmıştı. İlle de 70 yaşına geldikten sonra heyecanımız pörsüdek sonra mı olalım? Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan ve Bülent Arınç önderliğindeki yenilikçiler kongrede Recai Kutan karşısına Gül'ü çıkarmış, ancak kongreden yenilgiyle ayrılmıştı. Siz kim? Erbakan Hoca'ya laf atmak kim? Devletin görevi sadaka dağıtmak değildir. Kömür, gıda yardımı, erzak paketi dağıtmak değildir.
Bugün Erdoğan tarihinin en ağır yenilgisiyle karşı karşıya. Bu seçimin diğer önemli bir sonucu da milletimizin iktidar partisine açık bir şekilde sarı kart göstermesi olmuş. İktidarın yıllardır inatla uyguladığı borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ve bunun sonucunda oluşan yoksulluk, siyonist katillerle ticareti devam ettirme ayıbı ve utancı çok büyük bir rol oynamıştır. İslam ve Kur'an düşmanı İsveç'in göz göre göre NATO üyeliğine onay verilmesi, rantçı belediyecilik anlayışı iktidarın kaybetmesinde büyük rol oynamıştır. Yeniden refah meselesini daha uzun vadeli görüyorum. Yani 31 Mart seçimlerinden daha uzun vadeli bir vizyonları var. Tayyip Erdoğan sonrası siyasetin o alanının bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar. Ve AK Parti'nin de bunu çıkaramadığını görüyorlar. Muhafazakar, işte milliyetçi vesaire seçmenlerin gideceği bir adrese dönüşmeye ve Türkiye'nin en büyük iki partisinden biri olmaya yönelmişler. Yani hedefleri bu. AK Parti seçmeninin artık başka bir adresi var. Milli Görüş seçmeni acayip vefalı bir seçmen. Ve bunu Tayyip Erdoğan'a da gösterdiler. Kitlesini biliyor ve kitlenin hangi söylemle ayakta durduğunu da çok iyi farkında. Kadro zayıflığı var. Bunu da nostaljiyle dolduruyorlar. Erbakan'ın arabasının aynısını yapıyorlar. O asr-ı saadeti tekrar ediyorlar. İskender Paşa, Erenköy cemaati gibi kalabalık cemaatler de destek beyanında bulunmadılar. Bu yeniden refahın bıçak gibi tarikatlarla AK Parti arasına girdiğinin delaleti. Muhtemelen o tabanlar yeniden Refah Partisi'ne oy vererek protesto ettiler. AK Parti'yi bir hayalet gibi takip ediyor. AK Parti'den kaçan her oyu kucağında buluyor. Saadet'i iktidar mahalleden kovmayı başardı. Yeniden refahçıları mahalleden kovmaya güçleri yetmedi. Belki de AK Parti'nin mahalledeki en zayıf zamanına denk geldiği için bu oldu. Artık ehverişerler döneminin sona erdiğini, hayrın kendisinin meydana çıktığını, su göründüğünü, tevhümün bozulduğunu açık bir şekilde ilan etmiştik. Şimdi buradan da bu seçim sonuçlarının arkasında yeniden ilan ediyoruz. Artık çare var, artık umut var. Artık milli görüş var, artık yeniden refah var diyor. Erbakanlar sadaka şerefimizdi. Yolun açık olsun. Amin. Bak amin. Geri dönme, kimseye teslim olma. Allah'ın izniyle gelecek 2008'de vallahi bu uçanın başını açın. 81 vilayeti tek tek dolaş, bürokratlarını iyi ses. Yeter ki tek başına yürü, bu milletin aklına gelecek, emin ol. Erdoğan partisini ve seçmenini bir arada tutabilmek için hangi yollara başvuracak bilinmez ancak. Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın Erdoğan sonrası döneme hızlıca hazırlandığı bir gerçek. Milletimizin kanayan yaralarından bir tanesi olan süresiz nafaka meselesidir. Bu haksız kanun genç erkekleri evlilikten korkar hale getirmiştir. Bu haksızlığa müsaade etmeyeceğiz. Nafaka süresi, evlilik süresi ve boşanan eşlerin kusuru dikkate alınarak belirlenecek. İktidarımızda ele alacağımız bir diğer husus ise İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı olan 6284 sayılı kanun ve medeni kanundaki uzantılarının derhal iptal edilmesi olacaktır inşallah. Cinsiyetçi, faşist ve feminist bu kanun, ailenin ve evlilik müessesesinin altına yerleştirilmiş bir dinamit gibi işlev görmektedir. Bu akşam Erdoğan'ın problemidir yeniden refah. Ama 2028'de laik cumhuriyetçilerin problemi olabilir.